Bu derste önceki derslerde öğrendiğimiz konuları birleştireceğiz ve görsel bir hesap makinesi yapacağız arkadaşlar. Bunun için TK Inter görsel kütüphanesini kullanacağız. Dolayısıyla ilk önce onu sisteme import ederek başlayalım. From TK Inter import yıldız diyerek bütün TK Inter kütüphanesine buraya aktardık. Biz bunu önceki derslerimizde as tk diyerek küçük bir kısaltma kullanarak da yapıyorduk. O şekilde de yapılabilir. Yani bütün kütüphaneyi çekmek yerine parça parça bileşenler de buradan çekilebilir. Biz şu an tk inter'i sisteme yükledik, import ettik. Şimdi hemen bir pencere oluşturalım. Pencere eşittir büyük harfle tk diyorum. Daha sonra penceremin main loop'unu burada oluşturuyorum. Bu en basit anlamda penceremizi oluşturan iki satırlık kod. Araya gelecek kodları da çalışacak kodları da bu iki pencere ibaresinin arasına yazacağız. Satırların arasına yazacağız. Bunu çalıştırdığımızda şu şekilde default bir pencerenin oluştuğunu görüyorsunuz. Şimdi penceremizin yüksekliğini ayarlayalım. Pencere nokta geometri diyerek bunu ayarlayabiliyoruz. Boyut olarak 300x 300 dersem 300 piksele 300 piksel boyutunda şu şekilde az öncekinden biraz daha büyük olacak şekilde pencere üretiyorum. Şimdi hesap makinemizin butonlarını ve diğer işlemlerini buraya gerçekleştireceğiz. İlk önce hesap makinemize bir text field atarak işleme başlayalım arkadaşlar. Text field burada entry olarak TK Inter'de geçiyor. Text alanı. Buraya kullanıcı rakamlarını girecek ve ona göre hesaplamalarını gerçekleştirecek. Dolayısıyla buraya ben giriş diyorum. Entry diyerek entry'yi oluşturuyorum. Entry'nin fontunu biraz büyük tutacağım. Verdana 14 ve bold olarak belirliyorum. Bunu belirledikten sonra bu entry'yi ekrana yerleştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla giriş nokta place diyerek ekrana bunu yerleştirelim ilk etapta. X ekseninde 20, Y ekseninde 20 piksel uzağa yerleşsin. Bu aşamaya kadar çalıştırdığımızda şu şekilde bir entry'nin oluştuğunu görüyorsunuz. Fakat hesap makinelerinde hatırlarsanız yazım sağdan başlar. Burada bir de gördüğünüz gibi boyutta biraz taşma var. Bu taşmayı da ayarlamamız gerekiyor. Dolayısıyla buraya bir virgül atıp ilk önce boyutunu bir belirleyelim. Width ile, genişlik ile. Bunu belirleyelim. 15 diyorum. Bu 15'i birazdan açıklayacağım. Bir de justify yani sağa sola hizalama işini gerçekleştiriyor burada. Justify. Right diyerek sağa hizalama işini gerçekleştireceğim. Şimdi çalıştırdığımda, evet şurada sanırım bir hatam var. Paranteze almayacağım. Çalıştırdığımda artık sağdan itibaren şurada gördüğünüz gibi şey çalışıyor. Text field burada çalışıyor. Tabii 300'e 300 piksel burada biraz fazla büyük olmuş. Bunu düşürebiliriz. Mesela genişliği 250 piksel yapabiliriz. Şu şekilde daha efektif olacaktır. Sağ tarafa da hizaladığımıza göre artık butonları yerleştirilme işlemine geçeceğiz. Butonları biz dinamik olarak yerleştireceğiz. Bir döngü ile yerleştireceğiz. Dolayısıyla bir döngü kurmamız gerekiyor. Ama önce butonları tutması adına şu şekilde butonların bir dizi olduğunu belirtmem gerekiyor. Boş bir dizi şu an içinde herhangi bir eleman yok. B değişkeninin bir dizi olduğunu burada belirttim. Şimdi bana ilk etapta ne lazım arkadaşlar? 1'den 9'a kadar olan butonların yerleştirilmesi gerekiyor ekrana. Bunun için bir for döngüsü kuracağız. For i in range diyeceğiz. Ve 1 virgül 10 diyeceğiz. 10 hariç bir döngüyü kurmuş olacağız burada.
Bu işlemi yaptıktan sonra butonların oluşturulması var. Butonları bir for döngüsüyle oluşturacağız. Daha sonra bu for döngüsüyle oluşturduğumuz butonların yerleştirilme, yani place kısmı yerleştirilme işlemini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla ilk önce butonlarımızı bir oluşturalım. Butonlarımızı oluşturmak için şöyle bir yöntem kullanacağım artık. B'nin ince elemanı diyeceğim ve buton diyeceğim burada. Daha sonra bu buton dedikten sonra butonun tekstini yazmam gerekiyor. Buton nokta text diyerek bunu döngüden aldıracağım artık. STRİ diyerek teksti burada yazdıracağım. Butonun yine fontunu burada ayarlayalım. Font diyelim. Verdana 14 bold diye font kısmında belirttim. Şimdilik command kısmını atamayacağım. İlk önce butonları yerleştireyim. Daha sonra butonların yapacağı işlemleri gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla burada bir comment atacağız. Ama öncesinde butonlarımızı bir yerleştirelim. Butonları bir matrix şeklinde yerleştireceğiz. Şuradan gösterelim. Tekrar çalıştıralım. Burada bir hatamız var. Evet, burada hatamız B dizisine direkt bu şekilde atayamıyoruz. Ben bir an Java'ya gitti aklım. B.append diyerek buraya bu diziye ekleme yapacağız. Çünkü yukarıda boş bir dizi tanımlamıştık. Bu şekilde append diyerek bunu tamamlayacağız. Şimdi matris yerleşimde şurada 1, 2, 3 diye 3'e 3 bir matris yerleşim yapacağız aslında. Dolayısıyla bunun için bir for döngüsü daha lazım. For i in 3'e 3 matris olduğu için range 0 virgül 3 diyorum. 3 burada dahil olmayacak. Daha sonra bir de j döngüsü kuracağım. For j in range diyeceğiz ve 0 virgül 3 diyerek j döngüsünü burada oluşturacağız. Bunu oluşturduktan sonra artık butonlarımızı yerleştirme işine geçeceğiz. Bir matris yerleşimi yapacağız aslında. Dolayısıyla burada artık B nokta i diyerek, pardon, burada bir sayaç kullanacağız. Çünkü bizim 9 adet butonumuz var. Fakat bu 3'e 3 döngü olduğu için burada bir sayaç kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla şu for döngüsünün baş kısmına bir sayaç değişkenini atayalım ve 0 diyelim. Şimdi burada sayacı 0'a eşitledik. Sıfırıncı butonu ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Nokta place diyorum. X diyorum. Burada artık bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Bu sıfırıncı buton x ekseninde nereye yerleşecek? Bunu şöyle yapacağız. 20 piksel hatırlarsanız giriş kısmını kaydırmıştık. 20 piksel ötelememiz lazım. Yani tam hizalı olması için. Dolayısıyla başına bir 20 piksel ekliyorum. Çarpı i çarpı i çarpı butonların büyüklüğünü tam bilemiyorum ama 50 piksel olduğunu tahmin ediyorum. 50 diyorum. Y ekseninde de tabi biraz durum farklı burada. Y ekseninde şurada şey olduğu için bir entry olduğu için birazcık daha aşağıya almamız gerekiyor. Dolayısıyla artı j çarpı 50 diyerek bu yerleştirmeyi gerçekleştiriyoruz. Bu işlem bittikten sonra sayacı 1 artıralım ki ikinci buton yerleşsin. Sayaç artı eşittir 1 diyelim ve sayacı 1 artıralım. Şimdi bunu çalıştırdığımızda eğer hatamız yoksa şurada gördüğünüz gibi butonlarımız yerleşti. Peki bu butonlar nasıl yerleşti? Onu şöyle anlatalım. Şu döngüyü çalıştırdığımızı varsayalım. Sayacın sıfır olduğunu kabul edelim. Yukarıda zaten butonları oluşturmuştuk. Değerlerini yazdırmıştık içerisine. Burada i sıfırken 0 çarpı 50 sıfır olacak. Dolayısıyla ilk buton x ekseninde 20 piksel öteye yazılacak. Y'de ise yine J 0 olduğu için sadece 50 piksel öteye, yani tam şu noktaya, şu köşe noktaya
yazılmış olacak. İkinci adımda ise J1 olacak. X ise hala aynı. Dolayısıyla şu aşağıya doğru ikinci butonu yazdırmış olacağız. Aslında biliyorsunuz hesap makinelerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olur. Biz burada I ve J'nin yerini değiştirip bunu birazdan düzelteceğiz. Bu şekilde döngüyle ne yaptık? Butonu matris gibi buraya yerleştirmiş olduk. Şimdi I ile J'nin yerini değiştirelim ve butonlarımızın daha düzgün yerleşmesini sağlayalım. Şimdi bunu çalıştırdığımızda şurada gördüğünüz gibi artık daha düzgün bir yerleşim gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Burada bu işlemi gerçekleştirdikten sonra her bir butona bastığımızda şuradaki entry alanına yazmasını isteyeceğiz. Dolayısıyla bunun için bir ne yapmamız lazım? Butonlara comment atamamız gerekiyor. Bu comment'i butonu oluştururken yani şu ilk for döngümüzde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla virgül comment diyorum. Her buton yeni bir şey atayacak. Bir lambda atayacak. Dolayısıyla burada bir lambda ifadesi kullanacağız. Burada lambda yazdıktan sonra her x i için diyeceğiz ve fonksiyon ismimizi buraya belirteceğiz. Burası x olacak. Yukarıya da bu yaz isimli fonksiyonu tanımlayacağız arkadaşlar. Birazdan bu işlemi gerçekleştireceğiz. Her x i için yaz fonksiyonu burada x'e değer döndürecek. Evet, şurada x eşittir i diyeceğiz. Orada bir hata yaptık. Bu şekilde yaptık. Şimdi yaz fonksiyonunu penceremizin üst kısmına tanımlayabiliriz. Kodların karışmaması adına def yaz x diyelim. X parametresini alsın. Bu x parametresi şimdilik konsola bizim gönderdiğimiz sayıyı yazsın. Birazdan bunu entry'nin içine yazdıracağız. Dolayısıyla şunu yapmış oluyoruz. Butona diyoruz ki bir nolu butona basınca yukarıya bir gönder. Yani şuradaki yaza bir gönder. İki nolluya basınca i burada 2 olacak döngüde 2 gönder diye bir komut vereceğiz. Şimdi bunu çalıştırdığımızda 1'e bastığımızda şu konsol ekranında aşağıda görüyorsunuz 1 yazıyor. 8'e bastığımızda 8, 9, 6. Hangi tuşa basarsak artık o tuşu ne yapmış oluyoruz? Yukarıdaki fonksiyona göndermiş oluyoruz. Peki bunu entry'ye nasıl yapacağız arkadaşlar? Bizim entry'miz biliyorsunuz giriş ismini vermiştik biz entry'mize. Dolayısıyla girişe bunu yazdırmamız gerekiyor. Giriş nokta insert diyerek yazdıracağız. Insert'te şöyle bir özellik var. Insert yani içine harf ekleyeceğiz. Burada tabii ek bir hesaplama yapmamız lazım. Mesela sıfırıncı indise diyeceğiz ki string x. X biliyorsunuz sayısal bir değişken geliyor yukarıdan. Dolayısıyla ben bunu ne yaptım? String'e çevirip yazdıracağım. Ama burada bir hatayla karşılaşacağız. Çünkü her basışımızda gönderdiği sayıyı sıfırıncı indise basacak. Bizim şuradaki sıfırı her basışta hesaplamamız gerekiyor. Önce hatalı bir şekilde görelim. Hatayı görelim. Ne olduğunu sonradan nasıl düzelteceğimizi anlatacağız. Mesela 1'e bastım. Tamam, çok güzel. 2'ye bastığımda buraya 12 yazması lazım. Fakat basıyorum. 2'yi her zaman sıfırıncı indise yerleştiriyor. O zaman benim ne yapmam lazım? Buraya her yazılışta buradaki girişin string uzunluğunu hesaplayıp şuradaki sıfır yerine string uzunluğunu yazmam gerekiyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bunu şöyle yapıyoruz. S diye bir değişken tanımlayalım. Giriş nokta get diyelim ve girişin stringini alalım. Daha sonra bunun uzunluğunu hesaplamam gerekiyor. Biliyorsunuz Python'da string uzunlukları len yani length'in kısaltılmışı len komutu ile hesaplanıyor. Dolayısıyla her basışta, her butona basışta string'in değeri yeniden hesaplanacak. S değişkenine atılacak. O S değişkeni de bizim ne yapacak? Hangi karakteri yani kaçıncı karakteri bastığımızı burada belirtecek. Şimdi çalıştıralım tekrar ve bakalım çalışıyor mu?
Şimdi 1'e bastığımda bakın 1'i yazdı. 2'ye bastım yanına yazdı. 128 mesela yazdım. Ne yapmış oldum? Bu şekilde hatayı düzeltmiş oldum. Buraya kadar hesap makinemizin yazdırma kısmını tamamlamış olduk arkadaşlar. Gelelim bu hesap makinesinin işlem kısmına. İşlem kısmında ise buradaki penceremizin şu yan tarafına, mouse'da gösterdiğim tarafa artı eksi çarpı ve bölü şeklinde işaretler koyacağız. Yani 4 işlemi burada gerçekleştireceğiz ve buraya butonumuzu yerleştireceğiz. Bunu isterseniz döngüyle yapabilirsiniz. İsterseniz başka bir yani tek tek butonları oluşturarak da yerleştirebilirsiniz. Ben döngüyü kullanacağım yine aynı şekilde. Bunun için bir işlem diye bir buton dizisi yine tanımlayacağım. Boş bir dizi olacak bu. Yine şurada olduğu gibi for i in diyerek yeni bir döngü kuracağım. Range 0, 4 diyebilirim ya da 1, 4 diyebilirim. Fark etmez. 1, 5 diyebilirim. Bu şekilde bir döngüyü kuruyorum. Şimdi ne yapacağım? Burada işleme append edeceğim. Yani işlem butonlarıma bir append yapacağım. Ve şuradaki gibi butonu oluşturacağım. Butonu burada sadece font değeriyle comment'ini burada oluşturabiliriz. Yazılarını ise aşağıda ayrıyeten configure'la yapabiliriz ya da normal text değişkeniyle atayabiliriz. Ben burada butonlara tabi artı eksi bölü çarpı yazdırmak burada sorun olacaktır döngüde. Tek tek kontrol etmem lazım if'le. Ben burada sadece butonumun font özelliğini ayarlayayım yine. Verdana 14 aynı büyüklükte font kullanalım. Bütünlük bozulmasın. Comment kısmını da yine biraz sonra anlatacağız ve comment'i de yine buraya yazacağız. Şimdi gelelim 4 adet butonu biz buraya oluşturduk. Bu butonlarımızın artık karakterlerini yazdırmaya işlem diyorum ve şu şekilde text diyorum. Tabi burada işlem butonunun hangi butonu olduğunu da belirtmemiz lazım. İşlem sıfır butonunun tekstini buraya ne yapalım? Artı olarak şöyle yapalım. Artı işaret olarak belirtelim. Bu işlemi yaptıktan sonra artık döngüyle bunları tabii bütün hepsi için yapacağız ama ben şimdilik artı işlemini gerçekleştireyim. Döngüyle yine yerleştirebiliriz butonlarımızı. Nasıl yerleştireceğiz? For i in range 0 4 diyelim. Yine 4 adımlık bir döngü kurdum. Burada işlem i nokta place diyerek ne yapacağım? Butonu yerleştireceğim arkadaşlar. Butonu yerleştirirken şunu hesaplamam gerekiyor. Biliyorsunuz biz yukarıda yerleştirirken 20 piksel boşluk koymuştuk ve 50'şer piksel bunu artırmıştık. Dolayısıyla tam şu nokta yaklaşık olarak 170 civarı olacak. Yani boşlukla beraber 170 olacak. Dolayısıyla x'te biz sabit tutacağız. Aşağıya doğru x ekseninde bakın bir sabit nokta. Y ekseninde ise aşağıya doğru bunu artıracağız. Dolayısıyla x'imizin hepsini 170'e ayarlayalım. Hata olabilir. Bunu düzelteceğiz birazdan eğer olursa. Y ekseninde ise ne yapalım arkadaşlar? Yine aynı şekilde 50. pikselden başlasın. 50 çarpı i diyerek ne yapalım? Butonlarımızı yerleştirelim. Tabii ben burada sadece toplamanın işaretini yerleştirdim. Diğer çıkartma, çarpma ve bölme işaretlerini yerleştirmedim. Dolayısıyla çalıştırdığımda şöyle bir yapıyla karşılaşacağım. Diğerleri biraz küçük kalacak çünkü işaretleri yerleştirmedim. Birazdan yerleştirince bu 4 butonu da
ne yapacağız? Burada göreceğiz. Onlar da hemen yapı verelim isterseniz. Şu kodu alayım. Benzer çünkü. Evet, şu şekilde 2 ve 3 diyelim. İkinci işaretimiz çıkarma olsun, 3 çarpma olsun ve 4 de bölme işareti olsun. Şimdi tekrar çalıştırdığımızda bakın ne yaptık artık butonlarımızı buraya yerleştirdik. Tabii TK Inter'in şöyle bir özelliği var. Karaktere göre buton boyutunu ayarlıyor. Bu butonları isterseniz sabit boyutta da tutabilirsiniz. Bunu nasıl yaparsınız? Şuraya bir width değişkeni atarsınız. 2 diyelim şimdilik. Hepsini bakın ne yaptık? Eşit bir şekilde yani 2 birimlik bir boyutta oluşturmuş olduk. Bu şekilde de sabitleyebilirsiniz. Şimdi bunlara bir de command atamamız lazım. Aynı yukarıda olduğu gibi toplama için 0, çıkarma için 1, bölme için işte 3, çarpma için 2 gibi değerleri ne yapmamız lazım? Command'la pes etmemiz lazım. Command diyelim. Yine burada lambda kullanacağım. Lambda ile yukarıda tanımlayacağım işlem değişkenine bir değer göndereceğim. Dolayısıyla lambda x i diyorum. Ve burada bir yukarıya işlem fonksiyonu tanımlayacağım. Evet, buraya farklı bir isim verelim karışmasın. İşlem. İşlemler diyelim. İşlemlere de x'i burada pas edeceğiz, göndereceğiz yukarıya. Ne yapmış olduk? Toplama için 0, bölme çıkartma için 1, 2, 3 diye ne yapacağız? Yukarıya işlemler fonksiyonuna bu durumu pas edeceğiz. Şimdi bunu da tanımlayalım. Eksik kalmasın. Def işlemler x diyelim. Ve burada bir işlem ya da ne diyelim hesap diye bir değişken tanımlayalım. Hesap eşittir x diyoruz ve tanımlıyoruz. Kişi oradan toplamaya basınca bu hesap değişkeninin değeri 0 olacak. Çünkü x oradan 0 olarak gelecek. Ve bu şekilde işlemlerimizi tutacağız. Peki işlemleri ne zaman tutacağız? Bunun için bilgisayar ortamında ya da normal basit hesap makinelerini düşünürseniz ilk önce sayıyı giriyoruz. 17. Daha sonra işleme basıyoruz. Artıysa hesap dediğimiz kısımda onu tutacağız. Artıysa 0 olacak. Daha sonra ikinci sayıyı gireceğiz. İkinci sayıyı da orada tutacağız. Fakat burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Gerek hesap için, gerekse işlem için global değişken tutmamız gerekiyor. Şimdi bunların global olması gerektiğini belirttik arkadaşlar. Dolayısıyla buraya bir hesap, yani işlem türünü tutacağım. Hesap değişkenini tutayım. Buna 0'dan 4'e kadar değil de daha farklı bir sayı vereyim. Hesap eşittir 5 diyeyim. Bir de bu işleme bastığımızda bir sayı alacağız. S1 diyeyim buna da sayı 1 için. 0 değerini şimdilik atayım. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? Bunlar global değişken olduğu için buraya bir global ifadesi koyalım. Global hesap diyelim. Hesapa x değerini atayalım. Daha sonra yine global diyerek sayıyı buradan alalım. S1 diyelim. S1'e de ne yapalım arkadaşlar? Entry'deki sayıyı alalım. Bu entry'den nasıl alacağız? Şöyle alacağız. Int diyeceğiz. Int. Yukarıda yapmıştık hatırlayın. Giriş nokta get diyerek string'i alıyoruz. Daha sonra bunu integer'a çevirip S1 değişkenine atıyoruz. Şimdi tabii burada print kullanmak lazım. Hata var mı yok mu görmek lazım. Dolayısıyla print hesap diyelim. Yani hesap doğru mu? Bir de print şurada S1 diyelim ve sayıyı burada yazdıralım. Şurada artık şu print'e gerek yok ama ben silmeyeceğim. Çünkü videodan çalışırken bu kodları YouTube'un açıklama kısmından indirebilirsiniz.
Burada sizi tekrar düzeltirsiniz, görmek istiyorsunuz. Şimdi buraya kadar acaba işlem ve sayı 1'i almış mıyız? Bunu bir görelim arkadaşlar, çalıştıralım. Diyelim ki kullanıcı 23'te bir sayıyı toplayacak. 23'ü girdi. Artıya bastığında işlem 0, yani toplama işlemi yapılacak. Sayı ise 23 olarak girecek. Fakat burada işlem seçildikten sonra arkadaşlar ne yapmamız lazım? Buradaki text field'ı sıfırlamamız gerekiyor. Bunu da yine bu işlemler fonksiyonu içinde gerçekleştireceğiz birazdan. Evet, burada sayıyı aldık. Şimdi silme işlemini gerçekleştirelim. Giriş nokta delete diye bir komut var. Bu tüm entry'nin içindeki yazıyı silecek. Nereden silecek? Sıfırdan nereye kadar silecek? En sona kadar, yani end'e kadar, bitimine kadar silme işlemini gerçekleştirecek. Şimdi bunu da deneyelim. Hatasız devam edelim. Diyelim ki 46 ile bir şey toplanacak veya çıkarılacak, fark etmez. Bu aslında bakın ne yaptı? İşlem 1 artık çıkarma olduğunu, birazdan if'le yapacağız bunu. Ve sayı 46 olarak aldık ve sonra da ne yaptık? İkinci sayının girişi için burayı temizledik. Şimdi buraya ne yerleştireceğiz arkadaşlar? Bir sıfır tuşu yerleştireceğiz tam şuraya. Şuraya bir nokta yerleştirelim virgüllü hesaplamalar için. Ve şuraya da bir tane eşittir butonu yerleştirelim birazdan. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim sıfır butonu, nokta butonu ve eşittir butonunu yerleştirmeye. Bunu isterseniz döngüyle yerleştirebilirsiniz. İsterseniz elle de tek tek bunları yerleştirebilirsiniz. Aşağı yukarı aynı sayıda kod satırı harcayacağız. Çünkü bunların her birinin ayrı fonksiyonları ve her birinin ayrı işlemleri olacak. Dolayısıyla döngü de yapılsa yine aynı sayıda kod harcanacaktır. İlk önce sıfır tuşunu şuraya yazarak, yerleştirerek yapalım. Bunun için bir sıfır butonu oluşturmam lazım. SB diyorum buna, sıfır butonu. Ve yeni bir buton oluşturuyorum. Buton diyorum. Tekstini arkadaşlar sıfır yazacağız. Font yine Verdana 14 14 bold olarak yazılacak. Comment kısmını birazdan belirteceğim ben. Şimdilik burada comment dursun. Bu şekilde yaptıktan sonra bu SB'yi yerleştirelim. SB nokta place diyorum ve X Y ekseninde yerleştirme işlemini gerçekleştireceğim. Hatırlarsanız bizim ilk buton döngümüzde 20 piksel öteye bunu yerleştirmiştik. Dolayısıyla yine 20 piksel öteye yerleştirelim. X 20 diyelim. Y'de ise bir hesaplama yapmak zorundayım. Y'de biliyorsunuz varsayılan 50 artı 3 buton vardı yerleştirme için. Dolayısıyla buraya Y 200 diyeyim. 50 artı 3 çarpı 50 diyeceğiz. Yani 150 artı 50. 200 piksel öteye burada yerleştirme işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi bunu çalıştırdığımızda şurada gördüğünüz gibi sıfır butonu oraya yerleşmiş oldu. Aynı şekilde burada bir de nokta butonu yerleştirmemiz gerekiyor. NB diyelim, yine buton diyelim, text diyelim, text. Burada text olarak artık noktayı kullanacağız. Şurada teksti yine şöyle parantez içine alalım. Yine fontu şuradaki gibi Verdana 14 olarak kullanacağız. Buraya yerleştirdik. Bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Yine bir şunu yerleştirme için kullanalım. Nokta butonu. Place diyelim. X ekseninde birazcık ötelememiz lazım. Y ekseninde aynı hizada olacaklar. Dolayısıyla buraya bir 50 piksel daha ekleyelim ve 70'e yerleştirelim. Şimdi bunu çalıştırdığımızda artık nokta butonu da ne olmuş oldu? Buraya yerleşmiş oldu. Fakat nokta butonu diğer sayılara göre biraz küçük oldu. Yine width ile bu ayarlanabilir. Buna bir genişlik değeri atayalım. 2 birimlik bir genişlik olsun. Bir bakalım. Evet, şöyle güzel gibi. Şimdi bir de buraya bir eşittir butonu yerleştirelim. Eşittir butonu EB diyelim buna da.
EB dedikten sonra yine şuradaki kodu alayım ben. Aynen kullanacağım. Yerleştirme işlemine gelelim. Yine şuradan place kodunu alıyorum. EB diyorum. Bu sefer buraya bir 50 piksel daha ekleyeceğim. 120 olacak. Y'de ise yine aynı uzaklıkta bulanacak. Çalıştırdım ve bakın ne yapmış oldum. Artık hesap makinemi buton kısmını, yerleşim kısmını ayarlamış oldum. Tabii şuraya bir eşittir atmamız gerekiyor. Bir de eşittir butonunu farklılaştırmak için foreground color buraya atayabiliriz. Mesela foreground color'ı ne olsun? Green olabilir. Yani yeşil olabilir, kırmızı olabilir artık. Onu siz belirleyebilirsiniz. Diğer butonlardan biraz farklı olsun. Kırmızı desek sanki daha iyi olacak gibi. Şöyle red diyelim. Evet, bu biraz farklı görünsün. Eşittir butonu da buraya yerleştirdik arkadaşlar. Evet, şimdi sırada sıfır ve noktanın buradaki entry'ye yazdırılma işlemine geldi. Burada yine biz yaz isimli yukarıda tanımladığımız fonksiyonu kullanacağız. O fonksiyona tekrar hatırlayacak olursak en üstte tanımlamıştık. Bir x parametresi alıyordu ve bu x parametresini entry'nin içine, o bizim giriş ismini verdiğimiz entry'nin içine ekliyor idi. Bunu biz ne yapıyorduk? Bir lambda fonksiyonu ile fonksiyona gönderiyorduk. Aynı şekilde şu yapıyı kullanarak sıfırı ve noktayı ayrı ayrı göndereceğiz. Tabi burada küçük bir ayrıntı var. Öncelikle şu SB yani sıfır butonunun komandını beraber yazalım. Command diyorum arkadaşlar. Lambda. Bu sefer x'e bir döngü değil de direkt sıfırı atıyorum. X eşittir sıfır diyorum ve yaz x diyerek ne yapıyorum? Yukarıya sıfırı buradan pas ediyorum, gönderiyorum. Çalıştırdığımızda bakın ne yapıyor artık? Mesela 10 yazacaksam veya 100 yazacaksam ne yapıyor? Bu şekilde sıfırı ekrana eklemiş oluyor. Şimdi gelelim nokta butonunun yazımına. Yine burada benzer bir yapı kullanacağız. Command eşittir lambda x eşittir. Bu sefer noktayı biliyorsunuz bir karakter olduğu için çift tırnak içine yazıyorum. Ve ne yapıyorum? Yaz x diyerek noktayı da buradan geri göndereceğim. Şimdi çalıştırdığımızda bakın 56.07 mesela. Bu şekilde bir noktalı sayıyı da yazıyoruz. Şimdi işlem yapmadan önce bir küçük ayrıntı var. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Nedir o ayrıntı? Şuradaki hatırlarsanız biz sayımızı int olarak almıştık. Noktalı sayılar da eklediğimiz için burayı ne yapmalıyız? Float diye noktalı sayıya dönüştürmemiz gerekiyor espri. Aynı şekilde de s2'yi de dönüştüreceğiz. Çünkü noktalı sayıları burada toplama işlemi veya diğer işlemleri gerçekleştireceğiz. Şimdi gelelim eşittirin comment kısmına. Eşittir de şöyle bir işlem yapacağız. Birinci sayıyı işlem tuşuna basınca almıştık. Eşittir butonuna basınca ikinci sayıyı alıp ardından işlemi yapıp ardından enter'imize ne yapacağız? Hesaplama işlemini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla burada command hesapla diye bir fonksiyon açacağım. Şu şekilde hesapla fonksiyonunu açacağım. Ve işlemlerimi ne yapacağım arkadaşlar? Gerçekleştireceğim. Hemen hesapla fonksiyonunu buraya tanımlayalım. Şöyle bir def diyelim. Hesapla diyelim. Herhangi bir parametre şimdilik almama gerek yok. Yine ne yapmam lazım? Sayı 2'yi almam lazım burada. Dolayısıyla sayı 2 diye bir değişken tanımlayayım ve sıfıra eşitleyeyim. Evet. Şöyle aşağıya alalım. Bu S2 global olarak kullanacağım. Dolayısıyla global S2 buraya alıyorum. Daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? S2 eşittir. Float sayı gelebilir çünkü nokta koyduk oraya. Giriş nokta nokta get diyerek ne yapacağım? İkinci sayıyı alacağım. Buraya kadar çalışan işlemimiz doğru mu diye hatta bu S2'yi de yazdıralım. Çalıştıralım şimdi. Bir hatayla karşılaştık bakalım bir.
Hatamız şu arkadaşlar, şuradaki hesaplı fonksiyonla parantez açıp kapamamıza gerek yok. Eşittir'e bastığımızda işlemi gerçekleştireceğiz. S2 alıp çalıştıralım tekrar. Diyelim ki kullanıcı 89 girmiş. Eşittir'e basınca bakın ne yapıyoruz? 89'u S2 değişkenine alıyoruz. Şimdi gelelim hesaplama işleminin yapılmasına. Burada tabii yukarıdaki şeyi kullanacağız arkadaşlar. Global hesap değişkenini kullanacağız. Dolayısıyla buraya tekrar bir global hesap değişkenini oluşturalım ve bir if atalım. If hesap eşittir sıfırsa ne yapacak? Toplama işlemini gerçekleştirecek. Burada tabii bir sonuç diye bir değişken tanımlayalım ve sıfır atayalım. Sonucu buraya hesaplayalım. Sonuç eşittir diyelim. S1 artı S2 diyerek sonucu buraya hesaplattıralım arkadaşlar. Buradaki if yapısıyla toplama işlemini gerçekleştireceğiz. Evet, şurada bir iki nokta üst üste yerleştirmemiz gerekiyor. Daha sonra else if diyerek bütün işlemleri buraya gerçekleştirebiliriz. Elif diyoruz. Hesap eşittir 1 ise çıkarma işlemi yapacağız. Sonuç eşittir S1 eksi S2. Bundan sonrası artık çarpma ve bölme için gerçekleşecek. Şöyle yapalım. Şuraları aşağıya atarsak daha düzenli olacak. Evet. Şimdi üçüncü işlemde çarpma gerçekleştireceğiz. Sonraki işlemde ise şöyle yapalım. Son işlemde ise bölme işlemini gerçekleştireceğiz. Yani toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Bunların hatırlarsanız indisleri 0, 1, 2, 3 olarak belirtmiş idik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? İlk önce giriş tekstini yine bir silelim. Çünkü ikinci sayı orada duruyor hala. Giriş nokta delete diyoruz. 0 virgül end diyoruz. Bunu diyoruz. Temizledikten sonra şimdi giriş nokta giriş nokta insert diyerek arkadaşlar sonucu buraya yazdıracağız. Evet, bu bir string olacak yine. Sonuç diyeceğiz. Ve sonucu ne yapacağız? Girişin içerisine temizledikten sonra yazdıracağız arkadaşlar. Bir deneyelim, hatamız olabilir. Mesela bir işlem yapalım. 12 artı 56 eşittir 68 olarak buraya yazıyor. Şurada bir nokta sıfır görünecektir. Çünkü float türüne çevirmiştik hatırlarsanız. Bir de C butonu atmamız gerekiyor aslında. C butonu şuradaki ekranı silmek için kullanılabilir. Bir de kesirli bir işlem yapalım. Mesela 56,8 bölü 2 diyelim. 56,8'i 2'ye böleceğiz. Eşittir dediğimizde 28,4'ün burada oluştuğunu görebilirsiniz. Daha başka bir işlem yapalım. Mesela 22 bölü 7 diyelim. Eşittir 3,14 diye devam eden pi sayısını buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptık? Hesap makinemizi gerçekleştirdik. Video uzamaması için diğer M artı C butonlarını buraya eklemedim ama siz bunu ne yapabilirsiniz? Geliştirebilirsiniz. Kodları dediğim gibi YouTube'daki açıklama kısmından download edebilirsiniz. Download edebileceğiniz yer Google Drive olduğu için güvenle download edebilirsiniz arkadaşlar. O konuda sıkıntı çekmezsiniz. Bu hesap makinesini bilimsel hale getirebilirsiniz. Daha karmaşık işler, grafik çizdirme işlemini yapabilirsiniz. Artık geriye kalan şeyler sizin hayal gücünüze bağlı oluyor.